Merhabalar, günaydın sevgili seyirciler. İyi bir pazar, iyi bir Ramazan dileyerek başlayalım. Ramazan'ın son pazarında sizlerle beraberiz. Artık yokuş aşağı geldik, bayrama geldik, dayandık diyebileceğimiz bir noktada. Ama biz yine konularımızı konuşmayı sürdüreceğiz tabii. Bayram da olsa sürdüreceğiz. Çocuklarda öfke kontrolü meselesi çok önemli. Değerli konuklarımla bugün öfke meselesi ne olduğunu, çocuklar engellendiğinde neler yaptıklarını, öfkesini bastırma konularında neler öğretebileceklerimizi, bütün bunları konuşacağız. Öfke kontrolü meselesi aslında çocuklukta çözülmezse ergenlikte ne olur? Yetişkinliğe taşındığında neler olur? Bütün bunlar bizim bugünkü konularımız arasında. İki değerli konuğum var. İkisine de soracağım ama önce Aynur Hanım'dan başlamak istiyorum. Uzman psikolog Aynur Hanım, çocuk ergen psikoloğu ve Üsküdar Üniversitesi NLP Fener Yolu Tıp Merkezi'nden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu öfke kontrolü hayatımızı aslında kıskaca alan bir şey, zorlaştıran bir şey. Bazı çocuklarda sanki diğerlerine göre daha da fazla görünüyor. Mesela iki çocuğu var bir annenin. Çocuğun birisi böyle sürekli engellenmiş duygusu içerisinde oluyor, oyuncakları kırıyor, arkadaşlarının kafasına oyuncakları atıyor ya da onları parçalıyor. Bir öfke hali var. Bunların hani belli sebepleri var mı yok mu hekimimize soracağım ama büyük ihtimalle ebeveynlerin tutumları da burada önemli. Nereden girelim hocam? Nasıl başlamak istersiniz? Belki hangi durumlarda çocuklar öfkeleniyorlar? Öyle başlayabiliriz. Tamam. Gelişim dönemleri burada çok önemli oluyor. Bazı dönemlerde bu davranış doğal kabul edilirken gelişimin bir özelliği olarak özellikle ne diyelim 2-3 yaş arası dönem, kritik dönem. O dönemde çocuk engellendiği durumlarda, çünkü kendi güveninin temellerinin atıldığı dönem olduğu için engellenmek istemiyor. Hı hı. Kendi istediğini yapmak istiyor. Buradaki öfke davranışı doğal kabul edilirken, daha sonraki dönemlerde engellenme durumunda, ebeveynlerin yanlış tutumları durumunda veya kendisiyle ilgili bir psikiyatrik durum söz konusuysa ortaya çıkabiliyor. Genellikle sonraki dönemlerde çocuk şöyle algılıyor. Ebeveynin, anne babaların çocuğun gelişim düzeylerine göre hareket edebilmesi gerekiyor. Biraz daha açarsak, örneğin çocuk çok fazla televizyon karşısında zaman geçiriyorsa, bilgisayar başında zaman geçiriyorsa, aile yeteri kadar çocuğu disipline edemediyse, zamanını iyi kullanmayla ilgili, yeterli sosyal ilişki kurmasına fırsat vermiyorsa, yeterli sosyal etkinlik programları yoksa, ailenin sosyalliği azsa, çocukta kendini gerçekleştiremediği için duygularla alakalı, enerjiyle de alakalı. Hı. Çocuk hareketli olmalı, keşfetmeli, yoğun bir öğrenme sürecinde olmalı. Onun için gelişimine uygun ortamları sağlayabilmesi lazım anne babaların. Bir etken bu oluyor. İkinci etken başaramama korkusu durumunda öfke geliştirebiliyorlar. Altta bir kaygı olabilir o zaman, bir korku da olabilir. Performans kaygısı, evet. Başaramama korkusu aslında. Mesela anne baba çocuğa yapamadığını hissettiriyorsa, yargılayıcı, eleştirici. Mesela bir görev verdi, bana su getir dedi, bardağı kırdı çocuk getirirken. Anne ya da baba bağırıyorsa o esnada, yine mi beceremedin, niye dikkat etmedin? Ya da yolda yürürken ben çok rastlıyorum mesela, müdahale edip etmemek arasında bazen kaldığım oluyor. Çocuk 3-4 yaşlarında yolda yürürlerken ayağa takılıyor, düşüyor. Anne çocuğa kızıyor, örneğin bağırıyor niye dikkat etmedin diye. Zaten çocuk o an paniklemiş, kaygı yaşarken bir de annenin eleştirisiyle karşılaşıyor. Ya ağlıyor ya öfke davranışında bulunuyor. Yani orada aslında başaramadığı kaygısını yaşıyor, kötü hissediyor. Anne ona güvensizlik aşılamış oluyor. Bunlar çok önemli. Yani çocukta öfke davranışı var, mutlaka bu çocuğun problemidir diyemiyoruz tabii ki. Çocukta öfke davranışına neden olan öfke yoğun bir duygu. Kızgınlık ya, biraz daha farklı. Onun tarafı da var aslında değil mi? Yani mesela öfkeyi doğru kullandığında, hani işini doğru yapma konusunda, kendini koruma konusunda da iyi yanları olabilir. Ama biz öfke dediğimizde daha çok olumsuz yönünü dikkate alıyoruz. Ve bugün de konuşacağımız yön o yön daha çok değil mi Aynur Hocam? Evet, olumsuz duygu gibi tanımlanıyor ama duygularımız sevinç, üzüntü, korku, kaygı, şaşkınlık, öfke, kızgınlık, bir sürü duygu var. Ve bunları hepimiz hissediyoruz aslında. Ama bunu ifade ediş şeklimiz değişiyor hepimizin.
son yıllarda daha fazla ifade ettiğimiz öfke kontrolü nasıl yapılır? Stres evet. yönetimi nasıl yapılır? Hep bu konuda seminerler, eğitimler var. İlk dönemlerden itibaren başlıyor. Çocuk anne babasında bu davranışı gözlüyorsa model aldıkları için anne babanın sorun çözme şekli öfke ise bu da çocuk kendi tarafından da modellenmiş çocuk da modelleyebiliyor. Evet. Veya çocuğa yansıyan bu modelleme dışında da anne babaların hissettirdiği duygular. Çocuk neyi nasıl algılıyor da bu davranışı geliştiriyor? Bizim daha çok bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Peki. İlerleyen dakikalarda onları da konuşalım. Epeyce bir güzel bir giriş oldu. Öncelikle bugün bir pozitif ayrımcılık yaptık. Sizinle başladık. Uzman çocuk ergen psikoloğu Algun Tüfekçi hocamız da yanımızda bekliyor. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam bugün başlığımız öfke kontrolü ve okula uyum meselesiydi. Hocam çocukların hangi durumlarda öfkelendiğine ilişkin bir açıklama oldu ama ben sizden de her zaman olduğu gibi öfkenin bir tanımı var mı? Yani mesleğiniz profesyonelliğini yapmış olduğunuz alanla ilgili neye öfke diyoruz? Yani bu böyle bir kızgınlık mı? Bir saldırganlık mı? Ya da onların altında önlenemediği zaman oralara giden bir duygu durumu mudur? Öfke deyince neler söylenebilir ailelerin bilgilerini artırmak bakımından? Aslında öfkeyi tanımlamama gerek yok. Herkes biliyordur. Çünkü yaşıyor. İnsanların doğal olarak yaşadığı bir duygu. Hiç tanıma gerek yok. Öfkelenmek doğal bir şey. Tabii öfkelendikten sonraki davranışımız önemli. Bu saldırganca ya da yıkıcı bir tavırla mı sona eriyor? Yoksa öfkemizi kontrol edebiliyor muyuz? Kendimizi ifade edebiliyor muyuz? Bu önemli. Yoksa öfkelenmekte bir problem yok. Hocam öfke konusunda hani sınırlanamayanlar, öfkenin getirmiş olduğu böyle evde bir sıkıntı oluyor, kardeşini dövüyor, ona şiddet uyguluyor, oyuncaklarını parçalıyor, ebeveyn bununla baş edemiyor. Siz Etiler Tıp Merkezi'nde çocuk ergen psikiyatrisi olarak hani danışanlar görüyorsunuz, çocuk hastalarınız var, anneleri de görüyorsunuz. Böyle durumlarda ya bu çocuk kavga kavgalı, her şeye sinirleniyor, ne dese karşı çıkıyor ve böyle öfkeli patlamalı davranışlarda bulunuyor diye bir çocuğu getirdiklerinde ne yapıyorsunuz hocam? Yani burada hani bir teşhis herhalde gerekiyor. Yani bazı testleriniz mi var? Ne yaklaşırıyor? Aileden neleri öğrenmeye çalışıyorsunuz? Anamnez burada ne kadar önemli? Biraz o kısma da temas edebilir misiniz? Evet, önce anamnezi anlatmak gerekiyor. Anamnez geçmişe ait bilgileri almak aslında bakarsınız. Tabii ki bu ne zaman başlamış? Çocuk kaç yaşında? Ne zaman başlamış? Şiddetini bunları önce sorguluyoruz. Çünkü bunlar bizim ayırıcı tanımda önemli. Yani hekim her sorduğu soruda aslında aklından bir ayırıcı tanı geçiyor ve ona yönelik soruyor. Çocuk eğer buna yani öfke nöbetleri yeni başlamışsa birkaç ay öncesinde o zaman bunun neden olabileceğine yönelik olarak başka sorular soruyoruz. Ya da aile içinde problem mi olmaya başlamış, eşler arasında sorun mu var gibi şeyler önemli. Bazen de küçüklüğünden beri böyleydi diyor, anlatıyor falan. Bakıyorsunuz, muayene ediyorsunuz. Hiperaktivite, dürtü kontrol bozukluğu bu gibi problemler de olabilir. Veya aile içinde şiddet olabilir. Yani anne babası çocuğa vuruyordur, çocuk da kardeşine vuruyordur falan. Aslında bu böyle devam eder. Sonra okulda arkadaşına vurur falan. Çünkü sorunların çözülme yöntemi olarak bunu buluyor. Bu gibi şeyleri ayırt etmek için tabii biz önce anamnez alıyoruz. Sonra bazı testler, tetkikler yapıyoruz. Yani direkt sorular değil de çocuğun iç dünyasını yansıtacağı testler yapıyoruz ki direkt sormadığımız için kendisi hikaye anlattığında tabii ki iç dünyasına yönelik hikaye anlatıyor. Sonra işte EEG'sini çekiyoruz. Biyolojik olarak beyninde acaba ne gibi sorunlar var ya da bir sorun var mı? Bunları görmek için. Birçok tetkik ve testten sonra ve aldığımız anamnezden sonra bir ön tanı aklımıza geliyor ve buna yönelik tedavi düzenliyoruz. Terapi gerekiyorsa bunu ekliyoruz. Tabii öfke sadece bir belirti. Bunun yanında neler var? Bunların hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Bize geldiklerinde genel bir taramadan geçiriyoruz. Burada çocuğu gözlüyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi hocam? Hareketlerine bakıyorsunuz. Aynı evet. şeyi mesela diyelim ki Etiler'e geldi ofisinizde yapıyor mu? Birlikte takip ettiğiniz anladığım kadarıyla danışanlarınız var. Ayrı yerlerde olsanız bile herhalde Fener Yolu ve Etiler. O durumda bir işbirliği de galiba gerekiyor. Hocam aileyle işbirliği konusunu sormak istiyorum. Hocam sizinle başlayalım isterseniz sonra Algun hocamdan devam edelim. Çocukta öfke var. İzah ettiniz zaten. Yani bir türlü önlenemeyen öfkeleri var.
Bu durumda mesela ailenin sebep olduğu öfkeler de olabilir. Yani öfke öfkeyi de doğuruyor olabilir. Hocamın şimdi işaret ettiği gibi eğer baba anneye öfkeli davranıyor ve bundan sonuç alıyorsa çocuk da kardeşine öfkeli davranıyor ve buradan bir sonuç almaya çalışıyor. Yani bir nevi öğrenilmişlik ile ilgili bir yanda var. Biraz ona da temas etmenizi isterim tabii. Tabii burada öncelikle tabii sebep çocuk neyi nasıl algılıyor demiştik. Bir takım test tetkikler bize yardımcı oluyor pedagojik gözlemimizde. Tam olarak çocuğun kendi psikiyatrik durumundan kaynaklanan bir problem de var mı? Algun Bey'in dediği gibi bazen işte davranım bozukluğunda, dürtü kontrol bozukluğunda, bozukluklarında veya dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda, dürtü kontrolünde problem oluyor. Bu öfke kontrolünde de probleme sebep oluyor. Çocuk tepkisini bekletemiyor, isteklerini erteleyemiyor. Hemen reaksiyon, hemen tepki verebiliyor. Bazen ailenin tutumları da tabii bu durumu pekiştirmiş oluyor. Kıssalar da pekişebiliyor. Bazen disiplin problemi şeklinde çok toleranslı davranırlarsa da. Yani çocuğun öfke davranışıyla ne zaman ilgileneceğiz, ne zaman ilgilenmeyeceğiz kısmı çok önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi mesela performans kaygısı nedeniyle anne baba kötü hissettiriyorsa, çok eleştirel davranmışsa, kendini ifade şekli olarak ortaya çıkardıysa evet ilgilenmek gerekir. Ama disiplin problemi olarak bu durum pekişmişse, isteklerini bu şekilde yaptırmayı öğrendiyse o zaman o davranışı söndürmek de gerekir. Psikoterapide işte bazen oyun terapisi yaşına göre veya problemin niteliğine göre çalışmaları, bireysel psikoterapi veya çocuğun özel eğitim çalışmaları, davranış çalışmaları, dikkat eğitimleri. Yani çocuk boyutunda çalışmalar yapılırken dediğiniz gibi aile ve okulla da yapılan çalışmalar devreye girmesi gerekiyor. Biz çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla gidiyoruz. Tek bir teknikle değil tabii. Ailenin ruh sağlığına kadar ilk yapılan testler içerisinde anne babanın ruh sağlığı ile ilgili, çocuğa yaklaşımları ile ilgili, aile içi ilişkilerle ilgili mesela aile değerlendirme ölçekleri veya ebeveynlik tarzları ile ilgili de bilgiler ediniyoruz. Yani önümüzde bir harita oluyor aslında. Tabii ki doktorun kendi görüşü esas ama elimizde somut veriler oluyor. Ailenin dinamiği ile ilgili, ilişki tarzı ile ilgili, ruh sağlığı ile ilgili, birbirlerine ne derece etkiledikleriyle ilgili bunların da ele alınıp çalışılması gerekiyor. Önemli bir konu orası da. Evet. Arun Hocam şimdi kaldığımız yerden devam etmeyi de düşünüyorum. Diyelim ki çocuğu getirdiler size. Çocuk hakikaten öfkeli bir çocuk. Fakat çocuğun öfkesinin bir nedeni de aile tutumları. Yani annenin aşırı kontrolcü, her şeyi her an istediği anda olması istediği gibi bir şey diyelim. Fakat siz çocuğa çalışıyorsunuz fakat aile bundan mutlu değil. Çünkü istedikleri sonuçları alamadıklarını düşünüyorlar. Burada ailenin değişmesi, ebeveynin değişmesi, işte anne ya da babada hangisinde daha çok durum görüyorsanız, onlara da telkinde bulunduğunuz oluyor mu? Ya da onları da hani bir yetişkin hekimine gönderdiğiniz ya da anne babanın düzelmesi sonrasında sizin daha küçük dokunuşlarla çocuğun daha hızlı toparlandığı gibi vakalarınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Evet, yani aslında böyle birçok örnek var. Dediğiniz gibi mesela anne çok kontrolcü. Çocuk oyuncaklarını dağıtıyor. Çocuk sonuçta oynamak istiyor. Anne kızıyor çünkü dağılmasını istemiyor. Tabii bu durumlarda çocuk öfkeleniyor. Ya da anne depresyonlu olabiliyor. Kendi hayatından memnun değil. Çocuklara ilgi gösteremiyor. Çabuk kızıyor falan. Veya annenin kişilik problemleri var. Sert davranıyor. Belki küçüklüğünde anne babası ona öyle davrandı, annelik babalık yapmayı böyle zannediyor, bilmiyor olabilir. Çünkü bu öğrenilen bir şey. Eğer anne babanız size iyi anne babalık yapmadıysa bunu siz de yapamıyorsunuz maalesef. Yani size yapılan şeyleri kötü olarak algılıyorsunuz ama istemeseniz de bunları yapabiliyorsunuz. Biz bunları fark ettiğimizde ebeveynlerle tabii bugün paylaşıyoruz uygun bir şekilde. Gerekirse bizim yetişkin psikiyatristlerimize yönlendiriyoruz eğer tedavi edilmesi gereken böyle depresyon başka şeyleri varsa ya da tutumlarda bir problem varsa ve bunlarda biz fark ediyorsak bazen aile terapisine gönderebiliyoruz, yollayabiliyoruz. Eşler arasında sorunlar olabiliyor. Ne bileyim bir yıldır ayrı yataklarda yatıyorlar. Ne bileyim işte aslında hiç memnun değiller. 10 yıldır da hala devam ediyorlar falan. Böyle şeyler de var. Bu durumlarda anne babayı da değerlendiriyoruz. Gerekirse onları tedavi ediyoruz, bir güçlendiriyoruz. Çünkü bazı şeyleri çözmeleri gerekiyor. Çözmediği sürece de bu devam edecektir. Yani anne baba sadece çocuğu getirdiğinde onu tedavi edelim istiyorlar.
Ama onlarla iletişimde olanlar kendileri, dolayısıyla bir problem varsa biz bütüncül olarak değerlendirip ona göre tedavi düzenliyoruz. Aslında kendisiyle ilgili bir durum tespit etmiş olduğunuzda bunun giderek bir yetişkin psikiyatri uzmanlara destek alması tedavi işbirliği açısından önemli bir şey galiba. Çocuğu getiriyor olması yetmiyor. Siz hocam, hocamın söylediği konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Yani ebeveynin kendisinin tedaviye gelmesi konusu, fakat şöyle diyorlar benim gözlemim. Yani çocuğumda ne varsa çocuğumda, ya da babası böyle davrandığı için bu çocuk böyle ve genelde biraz özsever anneleri olabiliyor. Yani kendisine geldiğiniz anda tamamen tedavi sabote edici davranışlar da gözlenebiliyor. Var mı hocam böyle sizin gözlemlerinizde, ne yapılabilir? Şimdi tabii o kişinin aslında çocuğuyla kurduğu ilişki tarzı birçok kişiyle, diğer insanlarla kurduğu ilişki tarzı. Tabii ki farklılıklar vardır ama yaklaşım tarzı olarak hem iletişim tarzımız hem sorun çözme tarzımız tüm insanlarla kurduğumuz. O nedenle terapiste de yansıyor ya da doktora da yansıyor mesela annenin o tavrı. Kışkırtıcı mesela kontrolcü bir yönlendirici davranıyor. Tabii herhalde, kontrolcü bir tavrı varsa, kaygılı kontrolcü, terapisti de kontrol etme girişimleri olabiliyor. Biz orada onu çok iyi elekten geçirip analiz edip uygun bir şekilde kişiye sunmamız gerekiyor. Bizim görevimiz o aslında. Evet, çok zorlandığımız durumlar oluyor ama bu kişilik bozukluklarında belki daha çok ya da kaygının çok yoğun olduğu durumlarda tabii bireysel olarak o kişiyi yardıma yönlendirmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda eş terapistine yönlendirmemiz gerekiyor. Anne baba arasındaki sorunların çözülmesi gerekiyor ki çocuğa biz yardımcı olabilelim, ya da paralel gitmesi gerekiyor. Hem çocuğun yardımı hem anne babanın. Bazen bir aile terapisi bünyesinde çalışılması gerekiyor. Herkesi birlikte, her aile içi iletişimi çalışmak gerektiği için aile terapisine döndürmek gerekiyor. O nedenle burada o ilk harita bizi çok yönlendirici oluyor. Ama geri bildirimleri biz nasıl vermemiz gerekiyor? Bizim de aslında kendi duygularımızı analiz etmemiz. Bu kişinin gerçekten herkese hissettirdiği duygu mu bu? Bir geri bildirim vermemiz gerekiyor. Sizle görüşürken ben de şöyle hissediyorum, yani kontrolcü tavrınızı hissediyorum. Bu diğer insanlarla da kurduğunuz iletişimde oluyor olabilir mi? Ne gibi geri bildirimler alıyorsunuz ya da ne gibi sorunlardan nasıl yaklaşıyorsunuz gibi, belki ufak ufak destekleyici bir şekilde bunu yapmak gerekiyor. Bazen sınırı daha net koymamız gereken durumlar oluyor gerçekten. Terapistin de, hekimin de zamanı kullanma olması gerekir. Tabii seanslara sürekli olarak geç kalma, aynı gün sürekli erteleme yapma. Bunlar hep direnç ve sınırı aşan davranışlardır. Mesela seansları çok fazla uzatma eğilimi, süreyi bildiği halde bazen gereklidir. Biz de uzatabiliriz. Bitmez, acil bir durum vardır. Gerçekten bitirmemek gerekir ama sürekli bu eğilim varsa bunlar sınır sorunlarıdır. Bizim önce onu orada tedavi etmemiz gerekir. Ve örneklemelerle çocuğa ve ailedeki diğer kişilerle ilişkiye o davranışın nasıl yansıdığını kişiye göstermemiz gerekir. Hocam biraz sonda soracağım soruyu başa alarak sorayım. Sonra arada yine öfkeyle ilgili kısım. Öfkelilik durumu var. Çocuğu size getirmediler ve okulda problemler olmaya başladı. Okulda öğretmenliği görüyor, işte arkadaşlar arası problemler oluyor, diğer ebeveynler geliyor. İşte müdüriyette bunlar konuşuluyor vesaire. Yani öfke meselesi, öfke kontrolü konusu çözülmediğinde çocuğun okula muhtemel yaşayabileceği ya da yaşadığı şeyler neler olabilir? Bu tedavi edilmediğinde, sizlere getirmediğinde ebeveynin karşılaşabileceği durumlardan da biraz bahsetmek uygun olur mu? Ne dersiniz? Evet, öncelikle çocuk damgalanıyor. Yani o öyledir. Sonra yapmadığı şeyler için de mesela onun başına kalabiliyor. Ya da herkesin yaptığı bir şey yaptığı için, yapsa bile o damgalandığı için onun davranışı farklı algılanıyor ve artık ne yapsa o şekilde davranılıyor. Bazen diğer ebeveynler kendi çocuklarına şiddet uygulandığı için işte şey verebiliyorlar, dilekçe verebiliyorlar. Ceza alabiliyor, uzaklaştırma cezası. Ondan sonra birçok problem olabiliyor. Tabii bunlar okulda oluyorsa evde de nasıl oluyor? Bunların hepsini değerlendiriyoruz ve altında yatan durum neyse ona göre değerlendiriyoruz ve tedavi düzenliyoruz.
Şöyle bir şey var. Öfkenin kendisinde bir problem yok. Davranışlara yansıtmasında bir problem var. Bir de öfke yaşa göre değişir. Mesela 2 yaşındaki bir çocuk duygularını, düşüncelerini ifade edemez. Anlaşılmayı bekler. Ebeveynler anlamazsa ne istediğini, öfkeni vurabilir falan. Yani ama yani 8-9 yaşındaki çocuk... Böyle burnunu falan çekiştirmeler, kulağı çekiştirmeler. Evet, yani o çocuk anne babanın suratına şaplak atmalı falan. Herhalde onu kastediyorsunuz değil mi hocam? Evet, yani çocuk duygu düşünceleri ifade edemez ve kendini kontrol etmesi zordur. Anlaşılmadığını hissettiğinde vurabilir ya da öfke nöbetleri geçirebilir, kendini yere atabilir. Fakat bunu 8-9 yaşındaki çocuk yapıyorsa... yani duygularını ifade etmeyip onun yerine vuruyorsa falan burada bir problem var demektir. Ve bu sosyal hayatını etkiliyor, okul hayatını etkiliyor, bozuyorsa burada bir problem vardır. Çünkü o yaştaki çocuğun öyle yapmaması gerekir. Diğer ebeveynleri öfkenin kontrol edilmesiyle ilgili iyi örnek olamıyordur. Gerçekten de anlamayan ebeveynler vardır ne yaparsa yapsın. Sonuçta sadece öfke göstermek kalıyordur çözüm olarak. Birçok şey olabilir. Biz her açıdan değerlendiriyoruz. Benim birçok vakam var. Okulda öfke nöbetleri, saldırganlık nedeniyle okuldan uzaklaştırılan, damgalanan, okul değiştirmek zorunda kalan. Çocuk tabii bir süre sonra kimse beni sevmiyor, istemiyor diyor. Bir değersizlik, duygularak... özdeğer aşılması gibi bir durum. Bir süre sonra da gerçekten insanları kendinden uzaklaştırıyordu. Bu daha da çok öfke ve saldırganlığa sebep oluyor. Bir şekilde aslında kendi kendine kanıtlıyor. Evet, gerçekten de beni sevmiyorlar. Bu döngü böyle devam ediyor. Bunu bir yerde kırmak ve değiştirmek lazım. Hocam yani mesela çocuk kendini ifade edebileceği halde ifade etmiyorsa bu da ayrıca bir düşünmesiniz gereken bir şey mi? Belki Adım Hocam da ona yalnızca işaret eder. Yani çocuk konuşabiliyor, kendisini ifade edebiliyor, bir problem yok. Hani dille ilgili sorun yok, ifade problemi yok. Fakat ifade etmiyor. Ve bunu kızgınlıkla yapıyor. Mesela çocuğun defterini böyle yana at veriyor. Su içerken suyunu düşürüyor. Ya da işte çelme takıyor filan. Ya buralardan bir kazanç mı elde etmek istiyor? Hani mesela nesine bakarsın? Arkasında başka bir problem var mı? Yani ifade edebileceği halde edemiyor olmasıyla etmek istediğini edemeyen arasında bir fark var herhalde. Biri ifade etmek istemiyor, biri ifade edemiyor. Nedir hocam oradaki durum? Tabii birincisi duygularını ifade etmekte zorlanıyor olabilir. Sosyal kaygısı olabilir birincisi. Diğer de Algı Bey dediği gibi psikiyatrik durumlarda çok fazla uyarı verilen çocuklarda odak oluyorlar. Arkadaşları bazen zorbalığa da maruz kalabiliyorlar. Arkadaşları özellikle üzerine gidip kızdırabiliyor da bazen. Anlaşılmadığını hissedebiliyor. Ya da çok fazla, çok uzun süreçli olduğu zaman bu problem, yardım almakta aileler bazen çok gecikiyorlar ya da direnç gösterebiliyorlar okul yönlendirmesine rağmen. Böyle olduğu durumda gerçekten çocuk yoruluyor ve yıpranıyor uzunca bir süre. Var olan problemin yanına mesela dikkat eksikliği var, kaygı, depresyon ekleniyor veya işte böyle davranış dirençleri, savunma mekanizmaları güçleniyor aslında. Kendine dönüyor. Belki farklı şekilde kendini ifade ediyor. Sözlü ifade etmiyor da bu davranışlarla aslında ifade ediyor. Anlaşılmak istiyor bir şekilde. Veya pekiştirilmiş oluyor negatif davranışlar. Özellikle negatif davranışlardan ikincil kazanç elde etmek de isteyebiliyor tabii ki. Tabii bu vakaya göre, çocuğa göre, çocuğun yaşadığı duruma göre, çevreye göre. Burada okulla uyumla ilgili hem bizim yapacaklarımız var, hem ailenin okulla işbirliği, hem de okulun yapacakları var. Burada genellikle zaten okullarda artık rehber öğretmen mutlaka var. Okul psikoloğu genelde var. Sizin onlarla işbirliğiniz de oluyor anladığım kadarıyla değil mi? Yani hem vaka bazında konuşuyorsunuz. Galiba gönderdiğiniz formlar da önce oluyor tabii herhalde, bir form gönderiyoruz. Çocuğun genel gelişimi, okuldaki tüm davranışlarıyla ilgili, hem başarısıyla ilgili hem uyumuyla ilgili. Sonra telefonla görüşmeler şeklinde işbirliğine davet ediyoruz. Bazı çok daha duyarlı öğretmenlerimiz ya da zamanı olan görüşmelere katılabiliyorlar. Kendileri bunu isteyebiliyorlar. Not gönderiyorlar, mektup yazabiliyorlar değil mi? Evet, iletişim halinde oluyoruz. Mail olabilir, telefon trafiği olabilir, konuşma şeklinde. Burada iyi bir işbirliği sağlarsak eğer gerçekten aile, okul, tedavi ekibi, çocuk, o zaman gerçekten iyi bir sonuca gidiyoruz. Burada okulun da tabii bu desteğe istekli olması gerekiyor. Bazen ailenin direnci nedeniyle okul da yorulmuş olabiliyor. Birbirlerini suçlayıcı bir eğilime girebiliyorlar. Onun için yerinde, zamanında olabildiğince erken fark edip yardım almak
ve işbirliği içinde gitmek önemli oluyor. Bir bu de bu çocuğun da aleyhine olan bir durum değil mi? Bu çocukların artı olan alanları üzerinde biraz daha vurgu yapmayı öneriyoruz onlara mesela. Başarılı olduğu alanlarda görevler vermek, çalışmalar vermek, olumluya doğru pekiştirme yapmak. Hep olumsuzu vurgulamak değil de tabii olumsuzlar için çalışmak gerekiyor. Ama bu şekilde ama çoğu kez sosyal beceri öğretimi almaları gerekiyor bu çocukların. Çünkü yaşadıkları problemi çözemiyorlar. Uygun davranış şeklini oluşturabilmeleri için rehberlik etmemiz gerekiyor. Mesela o öfke davranışı, vurma kırma yerine ne yapması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Bu örnek boyutunda da olabilir. Seanslarda örneğin ben işte örnek bir olay üzerinden analiz yapıyorum diyelim. Çocuk neyi nasıl algılıyor? Hepimiz için böyle aslında. Hı. Verdiğimiz tüm tepkiler olayı nasıl algıladığımıza göre değişiyor. Hı. Önce nasıl algılıyor olayı? Bir anlattırıyoruz. Ne hissettiğini buluyoruz. Farkındalık sağlattırıyoruz. Karşı tarafı anlaması için arkadaşın neden böyle davranmış, niye böyle yapmış olabilir? Empatiyi öğretiyoruz. Sonra çözüm seçeneği ne yapmak gerekir? Çözüm seçenekleri ne olması gerekir? Bunları tartışıp o zaman böyle bir durumda böyle yapmak gerekir gibi bazı davranış çalışmaları ve analiz çalışmalarıyla burada okulun da bunu yapması gerekiyor. Katkısı onları da önemli. Yönlendiriyoruz. Eyvallah. Sevgili seyirciler, yönetmenimin ekranda gösterdiği iletişim bilgilerimizi lütfen dikkate alın. Sorularınızı buralardan da bekliyoruz. Ama ulaşamayan seyircilerimizin danışma hattını da muhakkak kullanmalarını rica edelim. Çünkü konuklarım daha sonra size buradan da yardımcı olacaklar. Hocam, bu saldırgan davranışların ödüllendirilmesi meselesi var. Biraz ona temas etmenizi isteyeceğim. Diyelim ki okulda bir olay oldu, olay intikal etti, anneyi çağırdılar okula, gitti, işte rehber öğretmeniyle, işte psikoloğuyla konuştular, işte müdür yardımcısı meseleyi anlattı, öğretmen anlattı, bir saldırı olayı oldu, bir şey oldu. Akşam da eve geldiler, evde konuşuluyor. Evde babanın tavrı meseleyi çözücü değil de, aferin oğlum, yani benim oğlum kendini işte dövdürtmez. Dövülme döv falan böyle söylenimiz var. Evet. Bu saldırganlık. Sen de ona vur. Sen de ona vur. O bir vurursa kendini sen ona iki vur. Yani sen böyle dövüldüm diye gelme. Tamam falan gibi hani böyle babaların bir gururlanma, eğer erkek çocuğuysa tabii böyle bir gururlanma halleri oluyor. Bu da yani öfkeyi çoğaltıcı, öfkenin devam etmesini sağlayıcı, saldırganlığı biraz böyle pekiştirici bir yan açısından bir psikiyatri uzmanı, hekim olarak nasıl değerlendirirsiniz hocam? Tabii burada öfkenin ödüllendirildiği açık. Bunun kaç kere olduğu ve okulunda hayatında nasıl etkilediği önemli. Yani sürekli okuldan şikayet gelen bir ebeveyn belki başlarda iyi ki yaptım, böyle yaptım falan diyebilir ama giderek bu arttığında sürekli öyle dediklerini sanmıyorum, diyebileceklerini de sanmıyorum. Bazen şöyle oluyor, çok çekingen, girişken olmayan bir çocuk sürekli eziliyor, vuruyorlar, dövüyorlar falan gerçekten de sesini çıkaramıyor diye. Ona diyebilirsiniz, sen de artık yani bunu yapacak bir şey bir kere de sen vur diyebilirsiniz belki. Çoğu zaman da çözülür. Ama onun dışında sürekli kavga eden bir çocuğa iyi yaptın, güzel yaptın falan dediğinizde tabii bunun sonu iyi olmaz. Çünkü biz öfkelendiğimizde empatimizi kaybederiz, merhametimizi kaybederiz. Yani hep haklıyızdır diye algılarız ve saldırgan davranışlar sergileriz. Önemli olan burada öfkelendiğini fark ettiğinde oradan uzaklaşması gerektiğini, bu sorunların başka türlü çözülebildiğini ona göstermek gerekiyor. Ama dediğiniz gibi ebeveyn böyle bir tutum sergiliyorsa o çocuğun öfkeyi nasıl çözeceğini bilmesi mümkün değil. Evet. Hocam tam da Algun Hocam'ın bıraktığı yerden devam edelim. Sorun çözme becerisi ve öfke üzerinde ne söylenebilir? Yani çocuk sorunu çözmeye çalışıyor fakat karşı taraftan buna uygun bir adım gelmiyor. Evet, onu söyleyecektim ben de. Böyle bir durumda hani o çocuk nasıl bir yöntem geliştirir, kendini nasıl ifade eder, ifade edemediğinde işte bu bir nevi engellenmişlik, anlaşılmamışlık durumu öfkeyi, saldırganlık duygularını besler mi? Ya da nasıl geliştirebilir iletişim becerileri o çocukta? Evet, çocuk diyor ki mesela siz böyle söylüyorsunuz ama dalga geçiyor arkadaşlarım benimle böyle sakin sakin anlattığım zaman. Olmuyor işte. Filmlerde böyle değil çünkü değil mi? Dediğiniz gibi olmuyor diyor mesela. Gerçekten çaresiz hissediyor. O zaman tabii alternatif yöntemler var. Tabii ki önce izin verme diyoruz. Sana vuruyorsa engelle. Sen vurma ama engelleyebilirsin. Uyar. Evet, konuşalım arkadaşım de ya da kriz çözüldükten sonra bu konuşmayı yap.
Veya olmuyorsa ikinci adım öğretmenimizden, rehber öğretmenimizden yardım isteyeceğiz. Bazen tepkisiz kalma çalışması var örneğin. Reaksiyon vermeme, şiddete değil tabii ama örneğin geldi, kızdırdı, bir şey söyledi, dalga geçti. Bazen tepkisiz kalabiliriz, bazen kendimizi savunabiliriz. Bana böyle demene izin vermiyorum arkadaşım, bir daha böyle yapmanı istemiyorum. Tabii zamanla geliştiriyor çocuk bu beceriyi. Olmuyorsa öğretmeninden yardım alabilirsin. Rehber öğretmenine durumu anlatabilirsin. Sorunu çözme, şikayet gibi algılıyorlar. O zaman bana ispiyoncu diyorlar. diyor mesela. Evet, ama bir şekilde rehber öğretmen orada ya da öğretmen uzlaştırıcı bir şekilde yaklaşıyorsa, ikisini de alıp sorunu orada çözdürüyorsa, bunlar yavaş yavaş düzene giriyor. Yani A, B, C planlarını oluşturmamız gerekiyor. Çözüm seçeneklerini. Çözüm her birini kendi içinde. Tek bir çözüm yok. Bizim kişiye için de özel öyle. Herhalde, değil mi? Olaylara yaklaşımımızda bir olay önemli. Bizim nasıl yaklaştığımız, nasıl algıladığımız, karşı tarafın nasıl yaklaştığı önemli. Tek bir çözüm yok gerçekten. Sosyal beceri bu zaten. Öyle olsa bir kere de kazanılırdı bir örnekle veya bir olayla. O yüzden yavaş yavaş olayları analiz ederek, deneyim kazanmasını sağlayarak. Bir de burada tabii ailenin sosyal çalışmaları önemli. Kendi sorun çözme becerileriyle ilgili diyoruz ki çocuğa yanlış davranış yerine koyacağı davranışı öğretmemiz gerekiyor ve deneyimlemesi için ortam yaratmamız gerekiyor. İşte sosyalliğinizi artırmalısınız, yaşıtlarıyla bir arada daha fazla bulunmasını sağlamalısınız. Özellikle bir iki çocukla sorun yaşıyorsa onlarla dışarıda görüşmesinin sağlanması gibi teknikler de var. Ailelerle biraz daha yakınlaşıp örneğin o çocukları hem tarafsız gözlemek hem de biraz daha yakın ilişki kurmalarını sağlamak gibi ailenin de yapacağı sosyal çalışmalar devreye girmesi gerekiyor. Evet, siz de vakaya göre, yaşanan olaya göre o olabiliyor. Değişim gösteriyor tabii. Hocam mesela öfkede Algun Hocam özne değişebilir mi? Yani mesela iki kardeş var da birine öfke duyuyor. Babaya değil de anneye öfke duyuyor ya da sınıftaki arkadaşların hepsine değil. Bazılarına öfke duyuyor. Yani burada çocuğu öfkelendiren duyguyu ya da öfkelendiren durumu mu bulmak gerekiyor? Hani bu da rastlanan bir durum mudur? Ya da öfkeli olan bir çocuk herkese mi öfke gösterir? Saldırgan olan bir çocuk bütün arkadaşlarına mı saldırır? Yani böyle bir ayrım doğru mudur? Tabii böyle bir ayrım doğru değil. Gerçekten de evde babasına öfkeliyse ve gerçekten de babası ona kötü davranıyorsa, soğuk davranıyorsa, anlayışsız biriyse falan tabii ki bunu ele almak lazım. Okulda da bazen bazı çocuklar sürekli birilerini öfkelendiriyorlar, sinirlendiriyorlar birkaç tane çocuk. Ona da bunu yapıyorlar. O da onlara sinirleniyor ama diğerleriyle çok iyi geçiniyor. O zaman bunları ayırt etmek lazım. Bu çocuk her zaman öfkeli değil ama bir arkadaşı bunu her zaman sinirlendirdiği için, artık dayanamadığı için öfkeli ya da evde ebeveynin tutumundan dolayı öfkeli. Her zaman her yerde herkese öfkeli olmasını beklemiyoruz. O duruma göre değerlendiriyoruz. Hocam, Aynur Hocam sizinle devam etmek isterim. Ailede bir kayıp söz konusu olduğunda, yani çocuğun mesela ilgilendiği, sorumluluğu aldığı, diyelim ki bir canlı var. Bir kayıp olmuş, yani kendisi vefat etmiş, ölmüş diyelim. Ya da baktığı başka bir şey, işte kuşu almışlardı, o onları çok seviyordu ama onun kaybını bir türlü kabullenemedi. Yani bir nevi travma diyebileceğimiz bir durum. Ya da çok sevdiği aile büyüklerinden birisini kaybettiyse, kardeşinin başına vefat olmasa bile hani böyle çok kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmuşsa. Bunlar da çocuğa öfkelilik getirir mi? Sonrasında gözler misiniz? Nedir durum efendim? Duygularını ifade edemediği durumda dönemsel olarak öfke davranışı görülebilir gerçekten. Evet. Ne sebep olmuş ona bakmak lazım. Çocuğun bu davranışı öğrenilmiş mi, sürekli mi yoksa dönemsel mi? Onun için tepkilerinde, davranışlarında, alışkanlıklarında bir takım farklılıklar gözlüyorsak bunun sebebine bakmamız lazım. Yani beraberinde zaten başka şeyler de vardır. Belki uyku problemleri ortaya çıkıyor olabilir. İştahla ilgili fazla yemek yeme veya işte iştahtan kesilme, günlük yaptığı etkinliklerden zevk almama, isteksizlik, işte tahammülsüzlük, ağlamalar çocuklarda en çok görülen, tırnak yeme, alt ıslatmaya başlaması, kabuslar, sıçrayarak uyanmalar, işte diş gıcırdatma,
gibi bu tarz davranış sorunları ya da işte anksiyete belirtileri de görülebilir. Yani orada dönemsel olarak çocuğun davranışlarında bir farklılık varsa ya da gelişimiyle de ilgili, alışkanlıklarıyla ilgili veya işte arkadaş ilişkilerinde de problem yaşamaya başlamış olabilir birden böyle bir problem yokken veya içe kapanma oluşmuş olabilir. Okul isteksizliği ortaya çıkabilir birden. Yani diyorlar ki mesela çocuğum çok sosyal, okulla ilgili de herhangi bir problemi yokken birden okula gitmek istememeye başladı. Sabahları ağlıyor, işte erkenden kalkıyor, okula gitmeyeceğim diye ağlıyor. Veya okuldan arıyorlar, kendi arıyor, aratıyor, ben eve gelmek istiyorum, beni okuldan alır mısın diyor. Yani böyle davranış değişiklikleri varsa altında bir sebep olabilir dediğiniz gibi. Kayıp olabilir, yaşadığı bir travma olabilir, ailede bir değişim olabilir. Yine okulda belki başarısızlıkla ilgili bir şey yaşıyor olabilir. Okul değişimi falan olur mu? Mesela öğretmen değişimi, okul değişiminde de bunu değişimi, görür müsünüz? Bazı çocuklar kolay adapte olamazlar böyle bir durumda. Adaptasyon problemleri olabilir. Bunlar etkili olabilir. Veya işte sosyal kaygı, sosyal fobi vakalarında da bu daha sık görülüyor. İlk okula başlamada da problem yaşıyor. Veya değişimlerde de tepki gösterebiliyor çocuk. O nedenle bu sebepleri ve reaksiyonları iyi değerlendirmek, önemli. İyi okumak Son gerek. 6 dakikamıza hocam girmiş durumda. Size de hocam mesela aileyi cezalandırma sebebiyle içinde çocukta öfke olur mu? Diyelim ki mesela boşanmış aileler ya da geçimsiz aileler, evde sesleri çok yüksek, kavga bitmiyor, bir türlü bir huzur yok, aynı anda yemek yemiyorlar. Anne diyelim ki babaya karşı öfke duyuyor, baba aynı şekilde. Yani ev yaşanılacak bir ortam değil ya da artık yollarını ayırmış olan iki çift var. Böyle bir durumda da kendisini suçlu hissederek onlara karşı öfke, onlara karşı böyle suçlayıcı davranma gibi bir durumda olabilir mi? Bunu gördüğünüz bir vaka mıdır? Bunda hani geldiğinde bakar mısınız? Tabii çocuklar böyle durumlara öfkelenebilir. Bazen okulda gerçekten anne babasına ceza vermek için sorun çıkartıyor da olabilir. Evet, gerçekten de böyle şeyler olabilir. Fakat çocukların öfkesi genelde cezalandırmak için değildir. Gerçekten de durumla uyumludur. Anne babasının arasında tartışmalar vardır, mutlu değillerdir. O da bunların arasında kalmıştır. Tabii ki çocukta da öfke bekleriz. Yani cezalandırmak açısından bakarsanız nadiren anne babasına evet sorun çıkartarak alın işte ben de size böyle yaparım diye cezalandırabiliyorlar. Çok kontrolcü ebeveynlere bunu yapabiliyorlar. Öfke sonucunda saldırganlık olması da gerekmiyor. Bazen pasif agresyon dediğimiz durum da ortaya çıkabilir. Yani çocuk bir şey yapmayarak da insanlara direnç gösterip öfkesini belli edebilir. İşte şey derler ya, suya gitmem demez ama testiyi kırar da getirir. Yapacağım der yapmaz falan. Öfkenin belli etmenin birçok çeşidi var. Buradaki problem sizin davranışlarınızın istediğiniz sonucu elde etmenize faydası var mı? Yani çözüm üretiyor mu? Yoksa küsüyorsunuz, karşıdaki neden küstüğünüzü anlamadıktan sonra siz küsseniz ne olur, küsmeseniz ne olur? Mesajı almamış oluyor. Mesajı doğru almamış oluyor. Doğru. Dolayısıyla duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmeniz lazım. Çocuklara da bunu öğretmek lazım. Yani eğer sen derdini anlatmazsan kimse seni anlamaz. Evet. Peki sona doğru geldiğimize göre hocam çocuğa öz denetim kazandırma meselesi galiba önemli. Yani bir nevi tedavide konuşmuş olalım son durumlarda. Hani bu durum mesela getirildiğinde ilaç kullanılır mı? Terapilerde neler yapılabilir? Öz denetim nasıl kazandırılabilir? Çocuk öfkelendiğinin farkına vardığında kendini nasıl kontrol eder? Daha evvelki programlarımızda dur ve düşün yap gibi ilkeniz evet. vardı. Orada bir toparlayalım. Azgun hocamla da kapatacağım. Evet, kendi kontrolünü sağlayabilmesi için hem sorun çözmeyle ilgili önerilerde bulunmuştuk. Dürtü kontrol çalışmaları için de ya da sorun çözmeyle ilgili durup düşünüp hareket etmeyi öğretiyoruz. Yine örnekleyerek tabii ki. Dürtüsel çocuklar hemen reaksiyon veriyor ya da çok kaygılı belki. Orada olayı bir durup değerlendirip doğru davranışa yönlendirme şeklinde bir parola o. Aslında davranış çalışması. Ama tabii iç denetim derken dışarıdan gelen disiplin değil de içeriden gelen iç disiplini öğretelim diyoruz. Kendine hedefler koy. Bunun için bazı çizelgeler yapıyoruz. Sorumluluk çizelgeleri, hedefler. Çocuklarda somut düşünce hakim olduğu için mutlaka hedefe yönelik davranış çalışmaları yani bir ödül. Bu çeşitleri var tabii ödülün. Hedefe ulaşmak için davranış kazandırma çalışmaları veya işte günü planlama.
iş listesi yapma gibi, bunun ucuna hedef koyma, ödül koyma ama kendi yönetmesini sağlama olabildiğince. Başta ebeveyn denetimli tabii, yavaş yavaş kendine geçmesi, disiplinin, kontrolün. Bunun dışında zaman yönetimiyle ilgili bazı öneriler, çalışmalar yapmak gerekiyor. Terapide bunlar planlanıyor. Kendi denetim. Tabii özellikle yapmak istediğimiz birey olması, bireyselleşme sürecindeki sorunları aslında azaltmak, kendine güven, birey olması, kendini yönetebilmek. Ana tema bu aslında tüm çalışmalarımızda. Özünü bu teşkil ediyor. Hocam son olarak hani çocuk bu öfkeli davranışlar devam ettiğinde ne olur? Ebeveynler size niye getirmeli? Bazen aldığımız sorulara göre yani ilaç meselesinde bir çekince var. Öfke kontrolü sorunu varsa bir dakikamız var tabii, ilaçlar kullandırır mısınız diyerek ve maharetle bir dakikada kapatmanızı istiyorum. Şimdi hiperaktivite, dürtüsel davranışlar aslında çok yaygın. Yani toplumda %5-7 falan gibi oranda görünüyor. Aslında okulda kontrolsüz öfke yaşayan çocukların birçok kısmı dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsel olan çocuklar. Bu çocuklarda tabii beynin öfkeyi, yani dürtleri kontrol eden kısmı iyi çalışmadığı için bu çocuklar her engellendiğinde öfkeleniyorlar. Sonra suçluluk duyuyorlar bunu yaptıkları için ama tekrar ellerinde olmadığı için tekrar öfkeleniyorlar. Böyle durumlarda beynin eğer o kontrol kısmında problem varsa tabii ki biz kendiliğinden üzerine kadar ergenlikte, çünkü bu beyin kendi kendini oralarda tamir ediyor ve düzeltiyor. O zamana kadar ilaç desteği verebiliyoruz. Çünkü o zamana kadar beynin bu bölgesinin fonksiyon görmesi ve okul hayatını etkilememesi, aile hayatını etkilememesi ve çocuğun normal gelişimini sürdürebilmesi için ilaç tedavisi gerekebiliyor. Evet, ebeveynler ilaç tedavisini genellikle hoş görmüyorlar. Fakat sonuçlarını anlattığımızı da genellikle kabul ediyorlar. Yani bir kaygılar varsa da sizinle bunlar konuşmalarında yarar var. Çok teşekkür ederim efendim, pazar gününü bize ayırdığınız için. Teşekkür ederim hocam. Sevgili seyirciler, Ramazan'ın son pazarında birlikteydik. Hepinize iyi bayramlar dileyerek kapatmak isterim. İyi pazarlar olsun, şimdiden iyi bayramlar olsun. Haftaya bir sınav kaygısını konuşacağız. Yine birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.